İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde William Shakespeare'in o çok bilinen sözüyle karşılayalım sizleri. Dünya büyük bir tiyatro sahnesi gibidir demişti Shakespeare. Ve ateşin başına toplanıp hikayeler anlatmaya başladığımız o ilk günden beri de sahne var oldu. Her ne olursa olsun birileri hikaye anlatmaya devam etti, birileri de hikaye dinlemeye. Sevgili seyircilerimiz, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü uluslararası bildirisini bu yıl Mısırlı tiyatro ve sinema oyuncusu Samiha Ayup yazdı. Önce uluslararası bildiriye kulak verelim. İlk oyuncunun ilk sahneye çıktığı andan bu yana çirkin, kanlı ve insanlık dışı her şeye karşı çatışmanın en ön safında olmak, aydınlanma meşalesinin taşıyıcısı olan biz tiyatro yazarlarının görevidir. Güzel, saf ve insani olan her şeyle karşı durmalıyız bu çirkinliğe. Yaşamı yayma gücünü göstermek başka kimseye değil, bize düşen bir görevdir. Tek bir dünya ve tek bir insanlık adına yaşamın ışığını hep birlikte yayalım. Ulusal bildiriyi, Dünya Tiyatro Günü ulusal bildirisini de Profesör Doktor Ayşegül Yüksel kaleme aldı ve Yüksel'in tiyatronun pandemi ve deprem dolayısıyla büyük yara aldığını söylediği metinde hukukun üstünlüğünün tartışılmaz olduğu, düşünce ve söz özgürlüğünün özenle korunduğu, yoksulluk ve işsizlik sorunlarını aşmış, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımcılığından arınmış, barışçıl bir toplumda yaşamak istiyoruz denildi. Neredesin kardeşim sen? Nerede? Ne arıyorsun? Nerede? Sevgili seyircilerimiz, ne yazık ki böyle anlamlı bir günde, Dünya Tiyatro Günü'nde tiyatroya 67 yılını vermiş bir ustayı kaybettik. Köksal Engür'ü uğurladık son yolculuğuna. Sesi kulaklarımızdan, ışığı sahnelerden silinmeyecek usta oyuncu Köksal Engür'ü kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Dünya Tiyatro Günü'nde hayatını kaybeden sanatçı Köksal Engür'ü en iyi anlatan cümleydi bu. Merhaba Büdü. Merhaba Edi. Susam Sokağı'nda Büdü... Ne yapıyorsun Büdü? Yatakları topluyorum. Red Kit... 33 dolar nakit, 1 torba havuç ve 4 elma. Hollywood filmlerinde ünlü aktörler ve daha birçok karakter onun sesiyle hayat buldu. Sürprizlere her zaman hazır olmalıdır. Merhaba. Milyonlar onu Leyla ile Mecnun dizisindeki aksakallı dede rolüyle tanısa da o çocukluğundan bu yana hep tiyatro sahnesindeydi. Ayran aşı yapıyoruz, ayran aşı. Buraların en meşhur ve besleyici gıdası. Besleyici gıda olan ayran aşından yapıyoruz. Tiyatro ve seslendirme sanatçılığının yanı sıra Sen Kimsin, Oflu Hoca'nın Şifresi ve Unutursam Fısılda gibi onlarca filmde de kamera karşısına geçti. Kahrından gitmiştir kadıncağız. Oğlum doktor oldu zannediydi herhalde. Mozart'ın başyapıtlarından Saraydan Kız Kaçırma operası ilk kez Kadıköy Süreyya Opera sahnesinde sahnelendi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği, Mozart'ın bestelediği Saraydan Kız Kaçırma operası klasik haline sadık kalınarak ve farklı bir reji anlayışıyla sahneye kondu. Şimdi o temsilden biraz görelim. Müzik
Çağdaş sanatçı Paul Vaughan'ın Why So başlıklı ilk kişisel heykel sergisi sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Sergi sanatçının toplumsal olarak kanıksanmış cinsiyet rollerine gönderme yaptığı eserlerden oluşuyor. İlk bakışta renkli ve eğlenceli görünen eserler yakından bakıldığında meraklı zihinler için yeni sorgulama alanları sunma hedefi taşıyor. Sergi BB Project'in Teşvikiye'deki butik galerisinde 1 Nisan'a dek ziyaret edilebilir. Deprem felaketinde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu Adana'da dayanışma konseri için sahneye çıkıyor. Semaver Kumpanya'nın son oyunu Güzel Son Enka Sanat'ta izleyiciyle buluşuyor. Rap dünyasından birçok ünlü isim depremden etkilenen çocuklar için konserler düzenliyor. Bu başlıkların detaylarıyla sanat dünyasından son haberlere de bakalım. O anı gerçekten yaşadın değil mi? O kadına kur yaptın, onunla flört ettin. Enka Sanat, Işıl Kasaboğlu'nun 30 yıl önce tasarladığı 26. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Semaver Kumpanya tarafından hayata geçirilen İstanbul Mon Amour projesinin bir parçası olan Güzel Son adlı oyuna ev sahipliği yapıyor. Hesapları da hep ben ödedim. Meğer bulmacaları sen hazırlıyormuşsun. Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Sait Faik Abasıyanık gibi karakterlerin dünyasından İstanbul'u anlatan oyun, sanatçıları Lambo'nun meyhanesinde bir araya getiriyor. Volkan Sarıöz'ün rejisiyle sahnelenen tek perdelik temsil, 28 Mart akşamı Enka Auditorium'unda tiyatro severlerle buluşacak. Sizinle bu kadın için dövüşürüm. Sen incelikli bir aynasın. İkimiz de bir aşkla tutuştuk, o zamanlar özel. Hadise 5 Mayıs akşamı İstanbul Volkswagen Arena'da sahneye çıkacak. Şarkıcı vereceği konserin tüm gelirini depremde ebeveyn kaybı yaşayan çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Derneği'ne bağışlayacak. Nasıl böyle güzeldi? Deprem felaketinde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu 28 Mart'ta Adana'da dayanışma konserinde sahne alacak. Seyhan'dan Asiye el birliğiyle mesajının verileceği konser Adana'nın ardından İstanbul'da düzenlenecek. Deprem felaketinin ardından ilk kez toplanacak olan koro üyelerine ünlü sanatçılar da destek verecek. Yok Türkçe rap olsun mu yarın da manşet. Bugün her şey yarın. Rap dünyasından birçok ünlü isim Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için konser düzenliyor. 29 Nisan'da Volkswagen Arena'da gerçekleşecek konserde Alman rapçi Luciano ile Türk rap şarkıcıları Çakal, Rekol ve Lil Zey sahne alacak. Konserin geliri deprem bölgesindeki çocuklara nitelikli eğitim desteği vermek amacıyla Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na aktarılacak. Böylece tamamlıyoruz gece gündüzü. Yeni günde görüşmek dileğiyle. Sanat gece gündüzü sundu.